Herkese yeni bir video ile yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Fatma Öztekin, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün günlerden... Hoş geldiniz. Niye dilim dönmedim? Bugün günlerden çarşamba saat 8 gibi falan, 8-10 gece falan kendimden kalktım. Kahvaltı yapacağız, ondan sonra pilatese gideceğiz. Bugün çektiğimiz videomuzun içeriği de başlıktan anladığınız gibi beslenmem ve sporum işte son zamanlarda nasıl gidiyor? İşte neler yiyorum bir gün içinde ve işte sporda nasıl hareketler yapıyorum, nasıl değişimler içerisindeyim, diyete neden başladım, kaç kiloyla başladım, kaç kiloyla devam ediyorum, kimlerle çalışıyorum, bu tarz soruların cevaplarını bu videoda bulabileceğiniz bir içerik üretmek istedim. Genel olarak çok fazla soruldu çünkü çoğu kişi neden diyet yapıyorsun diyor. İşte ihtiyacın yok diyor mesela. Halbuki var. Yani bunların hepsini böyle detaylıca konuştuğumuz bir video olsun istiyorum. Öncelikle sabah kahvaltıyla başlıyorum. Genelde pilatese gideceğim zaman ya 8'de ya da 8.30'da kalkmış ve kahvaltımı yapıyor oluyorum. Saat 10'da da pilatesim oluyordu. Ama bugün vlog çekeceğim diye saat 9'a çektik dersi. Yani 9, 10 ve 11 yani. 10'da başlayıp 11'de bitiyordu dersim. Bu saat aralığı bizim olmuş oldu ki rahat rahat çekim yapabilelim. Şimdi uyandım çok azıcık, şöyle birkaç kapatıcı sürdüm yüzümü size daha iyi görünebilmek için. Kahvaltımı yaptıktan sonra da üstümü giyineceğim. Sonra da çıkacağız yola ve Süzü'ye gideceğiz pilates için. Kahvaltımı da gösterdim diye hatırlıyorum. Salatalık, zeytin, bir peynir var böyle krem peynir gibi, bunu çok seviyorum gerçekten. Bir de böyle sanırım kuş üzümlü bir ekmek var. Ve tabii ki bol su içiyorum. Nilay Hanım'ın kahvaltısı bu arada. Sürekli bana Instagram'dan şey soruluyor işte. Neden evdeyken bile kahvaltını dışarıdan söylüyorsun diyorsunuz ama 100 kere falan ona rağmen, yani bunu bir kişi söylemiyor bu arada. Hala daha böyle sağlıyorum işte yemek sepetinden falan bunları sipariş ettiğini düşünenler oluyor. Biz aylık bir anlaşma yaptık ve bir ay boyunca 3 ana öğünüm, 2 ara öğünüm, bir de çayımı bir gün öncesinde Nilay Hanım'ın ekipleri mutfakla birlikte hazırlıyorlar. Nilay Hanım porsiyonları, işte ne bileyim, günlük 1500 kalori alman gerekiyor gibi detayları hep birlikte hazırlıyorlar. Ve bana bir gün öncesinden ulaştırıyorlar ki ertesi gün ben rahatlıkla ürünlerimi tüketebileyim. Bu konuların hepsini detaylıca konuşacağız. Şu an geç kalmamak için hızlıca kahvaltımı yapacağım. Sonra tekrar açacağım kamerayı. Ve evet, hazırım. Şimdi çıkıyoruz. Zaten spor çantam hazırdı. Bir su dolduracağım. Soğuk olması için onu hep en sona bırakırım. Böyle giydiklerimi de göstereyim. Nike'ın böyle bir tight'ı vardı. Bunu giydim. Yine şöyle Nike bir braletim var. Bu da sanırım Nike mi? Bakayım. Evet, bu da Nike. Bir tane şöyle Nike. Arkası şöyle çapraz gelen, çok güzel, aşırı hafif, üzerinize yokmuş gibi hissettiren bir şey. Ve şöyle bir Adidas'ın trek tabanı giydim. Çıkıyoruz. Şöyle saatlerimiz tam 8.59'u gösteriyor. Ben evden çıktım. Zaten bir 10 dakika uzaklık olduğu için evim, yani bir 10 dakikaya orada olacağım. Bu da gerçekten çok büyük bir avantaj. Evinize yakın bir yer olursa çok çok rahat ediyorsunuz her anlamda. Hani yorgun olduğunuz için mesela dönüşte ya da sabah çok uykunuz olduğu için yolda gözünüzde büyümüyor. Erken saatlerde tercih edebiliyorsunuz pilatesinizdeki güne daha dinç başlayayım. Ben sırf bu yüzden erken saatte tercih etmiştim. Ve cidden mutluyum. Şu an tripodum elimde. Böyle arabaya doğru yürüyorum. Kamerayı da bu arada yeni aldık. Yani bu kamerayla ilk vlogum. Sevgili Soşland kurucusu Arda Kofoğlu hediye etti bana bu kamerayı. O yüzden çok teşekkür ederim. Evet, yani buradan da ona bir kere daha teşekkür etmiş olalım. Şimdi gideceğim. Gel güzelim bana gelsin. Alkışlarla hocamızı buraya davet ediyoruz. Çünkü bize beni nasıl çalıştırdığını, neler yaptığını, işte hareketleri vesaire detaylıca o biliyor. Zaten hareketleri yaparken de kısa kısa söyleriz. Kaç kiloyla geldim, kaç kiloyla devam ediyorum falan, onları da şey yaparız. Evet. Ders sonra bir ölçüm yaparız zaten. Tamam. Güzel okay. Olur. 3 gün geliyorum. Pazartesi, çarşamba ve cuma olarak.
İşte hem kardiyo yapıyoruz, hem esneme yapıyoruz. Ondan sonra kondisyon antrenman. Kesinlikle ince gibi. Esneme vesaire hepsini yapıyoruz. Evet. Egzersizler. İlk önce neyle başlayacağız? Mesela günlük her zaman neyle başlıyoruz biz? Yani genelde ip atlamayla başlıyoruz ki bir ısınalım. Evet. En sonunda reformer'ı bırakıyoruz. Orada çünkü bir esneme yapıyoruz. Ve en çok rahat olduğumuz sıkılaşma vesaire. En son onu bırakıyoruz. Her zaman kardiyo ile başlıyoruz ama illa ki böyle olmasına gerek yok. Kişiden kişiye göre de değişiyor. Yani. Benim olan şeylerin üzerine konuşuyoruz biz aslında. Şimdi kamerayı kenara koyacağım. Siz bizi izleyeceksiniz. Şöyle güzel bir yer bulacağım ben size. En son ölçüm falan yaparız. Bir kilo falan bakarız. Of yemek yedim ama. Ben bu sabah yemek yedim. Bu sabah tartalım kiloyu söylesem gün sonunda olmaz mı? Biraz kendine çek. Okey, toki şimdi. Tamam, kaldırıyorum.
Çok iyi. Rahat bırak bak. Kas. Süper. 10, 9, 8. Bırakma. Son 5, 4, 3, 2, koy. Parmak uçlarını sana baksın. Ellerini kalçanın yanına al. Güzel. Şimdi yavaşça it bakalım arabayı. Parmak uçlarını kasma. Kendine baksın. Heh. Karnın içeride. Olduğun yerde nefes al. Verirken it arabayı. Yes. Gel. Bravo. Son kez. Aferin sana. Topuklarını birleştir. Parmak ucunu aç. V olsun. Hadi bakalım. Sık bacağını. Pat diye bırakma dizini. Gel 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 burada dur. Yavaşça iniş. Devam. Şimdi topuklarını kenarlara koyacaksın geldiğinde. Gel bakalım. Parmak uçların dışarı baksın. Aynen. Dizlerinle dışarıya başladın. Bu arada bu harekette bacak ve kalça kaslarımız aktif. Ayakta squat yapıyormuş gibi düşünün. Yatarak yapıyorsunuz bunu. Evet, bu kadar acıyor. Evet. Daha kontrollü olmasını sağlıyor. Squat'ın. Son 5.
Şimdi kapat parmak ucuna gel. Topuklarını da aynen topuklu ayakkabını giyiyorsun. Karnın içeride. Kürek kemiklerin birbirine yakın mı? Arkada onu kontrol et. Çok yavaş bir şekilde itiyorsun. Topuklar aşağı inmeyecek. Çek 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 çek. Gel. Aferin sana. Devam. Parmak ucuna geldiğinde ekstra arkadaki kalf kaslarımız da çalışıyor. Alt bacaktaki yanda olan çizginin çıkmasını da sağlıyor ayrıca. Güzel bir görünüm. Fatma'nın en sevdiği. Şimdi parmak uçlarını hafif yanlara aç. Topuklarını birleştir. Gel çok açtın. Heh. Yes. Ellerin kalçanın yanında. Karnın tamamen içeride. Başla bakalım. Kürek kemiklerine dikkat. Nefes unuttun. Alarak gel. Ver it. Tam tersi nefes. Alarak gel. Al burada al 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 al. Ver. Hayır. Gel yerine. Al burada normal al hiçbir şey yapmadan. Ver git. Aferin. Hadi bakalım. Aynen. Çok yavaş. Kalçan oynamayacak. Kalça kemiklerin sıfır oynama. Evet, güzel. 3. Hissediyor musun? 2. Dinle. Bak, onu transa geçti arkadaşlar. Nefesim karışmasın diye uğraşıyorum. Son odaklanmaktan hareket odaklanıyorum bazen. Şimdi parmak ucundayken iki topuğunu da itiyorsun bu sefer. Sonra parmak ucuna çıkıyorsun. Böyle. Heh, parmak ucuna in. İn 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 in. Yes. Şimdi it kendini geriye. İki topuğunu da it. Aferin, çok yavaş yukarı çık. Dizlerini bükmeyeceksin. Nasıl? Böyle. Böyle yapacağım. Heh, aynen. Çok yavaş. Burada da yine kalça kemiklerini unutma. Bu harekette tuhaf bir şekilde bilekler de çok inceliyor. Güzel. Evet. Aa, dinlen. Arka bacak kasları alt özellikle esniyor. Ve aktif oluyor. Bir dinlen. Şimdi çok yavaş bir şekilde dışarıya doğru aç. Kürek kemiklerini sıkıştır. İki kürek kemiğinin arasında bir ceviz var. Cevizi kır bakalım. Aç 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 aç. Sıkıştır iyice. Aç. Omuzların her zaman kulaklarından uzakta. Açtığında açarken nefes veriyorsun. Devam et. Bravo. Devam. Devam, 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 devam. Karakumda düşecek. Aç iyice. Bakalım Fatma'nın sırt kasları olmaya başlamış mı? Şu an kendisi can çekişiyor son ikiye. İndir omuzlarını. Son kez. Güzel. Çok iyi olmuş. Devam. Dinle. Şimdi ipleri düz yaptık artık. Avuç içim geriye doğru bakıyor. Şöyle geriye doğru. Yes. Olabildiğince dik duruyorum. Sanki omurganı yukarıdan biri seni çekiyor başından. Omurgan upuzun oldu. Şimdi yavaşça geriye doğru çekiş. Gel 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 gel. Oho. Çok yavaş bırak. Evet, arka kol kaslarımız da aktifleşmeye başlamış. Birlikte inceleyelim Fatma Nur'u. Dik dur. Öne yatma. Fatma Nur bu taşıma. Fatma Nur. Ops. Dik dur. Sıkıştır. Sıkıştır. Son 3. Şimdi geriye çekiş yapıyorsun. Yes. Çek Fatma. Ve dinlen. Hayır, tahmin ettiğim şey mi? Ay, ben yani tek yapamadığım, yani ilk denememde bile asla yapamadığım tek şey buydu, çok fena ama biraz alıştım. Evet, biraz olacak o benden kendim. Çünkü gerçekten bu hareketi yapamıyorum. Olsun, zor bir hareket, çok iş yapamıyorum. Velakin kalçan çok düşük olmasın. İt, sadece araba it. Aferin. Bunu yaparken totişin aşağı inmesin. Tutmaya çalış karın kasından. Güzel, güzel. Tutmaya çalış. Boynunu rahat bırak. Evet, daha yavaş. Hızlandıkça bozuluyor hareket, öyle düşün. Çok yavaş yap, kontrollü olsun. Karnını sık. Nefes unutma. Son 3. Aferin. Son 2.
Son kez Fatma Nur. Aferin sana. Şimdi bunun yan olanı var. Dön bana. Tek dirseğini koy. Aynen, destek al orada. Bir ayağın önde olsun, bir ayağın geride. Olabildiğince totişini yukarı kaldırmaya çalış. Çok üstüne yattın. Ayrıl. Evet, it arabayı bir. Getir. İki. Kaldır totişi. Üç. Devam. Bravo. İyice inceldi. Bacakları artık yok. Çok susuyorum ya. Ben aşırı nefesle kalıyorum. Yoruluyorsun. Evet. Diğer taraftayız. İşte buradan bakalım. Haydi bakalım. Biraz daha kaldır tot işini. Kaldır kaldır. Yes. Son 5. Son 4. Kalçayı kaldır. Son 3. 2. Bravo. Yavaşça in. İn 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 in. Çık yukarı. Dimdik ama. Yes. Tekrar it. Aferin. Güzel. İttiğin dizin de bükülebilir biraz. Güzel. Bükülsün, bükülsün, bükülsün. Güzel. Devam. Çok iyi. Devam. Çok iyi. Son 5. Son 4. Devam et. Son 3. Son 2. Son... Aferin sana. Kapat aç. Başladı. Bu hareket aslında çok basit gözüküyor ama çok fazla işlevi var. İç bacak kaslarını aktif ediyor. İç bacak kaslarımız normal günlük hayatta çok fazla aktif olmadığı için genelde sarkık oluyor. Bunu yaptık. Bunu yaptığımız zaman biraz tabii ki uzun süre, en az 2 ay. Onlar sıkılaştıkça tabii ki de oradaki kaslar aktif olduğundan dolayı o sarkmalar gidiyor. Ondan daha önemli daha bir şey var. Doğum zamanında, nerede doğum zamanında pelvik taban kaslarımız çok fazla ne denir? Kuvvetsiz kalıyor. Kuvvetsiz kaldığı için de idrar kaçırmalarımız çok fazla oluyor. Normal doğuma da sanki böyle şey. Hepsi tabii. Aynı zamanda doğumu da kolaylaştırıyor çünkü pelvik taban kaslarımız kuvvetleniyor. İyi misin Fatma Nur? Evet. Bugün her şeyi ekstra kendimi vererek yapıyorum, fark ettin mi? Evet. Güzel. Bu kadar hakkını sıkmazdım normalde. Evet. O yüzden sen her gün video çekmezsin. Gerçekten. Hakkını verdim. Diğer derslerde de veriyor. Zaten vermese bu sonuçları alamaz. Evet. Bakalım. Takipçilerim pek öncesi sonrası görmedi. Onları paylaşalım. Onları görürler. Tamam, dinlen yeter. Şimdi Kadirli abi çıkacağız da nasıl yapalım? Sen alma. Çok fena. Dış bacak yapacak mıyım? Tamam. Bu da göründüğü üzere. İğrenç. Maşallah. İnanılmaz bir ter. Of, saçlarıma baksana, saçlarım kabardı ve yani sanki yağmurda ıslanmışım gibi oldu. Ve başım dönüyor. Şimdi nefes alışverişlerden oluyor bu ya. Evet, dersimiz bitti. Ölçümlerimize bakalım. Aa evet. Tamam, hemen ölçüm yapalım. Tamam. Şimdi ölçme şey yapıyoruz. Bir kere sadece bir belimi ölçmüştük ekstra. O kadar. Evet, başka bir ölçüm yapmamıştık. İlerleme var mı? Aynen. Bir kere sadece şey kilomu alıyor. Yok, kilo almıyor bir şey. Arada bir duruyor kilomu ama kilo almıyor. Biri birinden farklıydı, onu hatırlıyorum. Bacağım 59, 57,5. Oha! 59,5. Gösterelim. Bu sensin değil mi? Tamam. Tamam. Gösterelim şimdi. Ne anlıyorum? Bu acaba kalan mı? Bir tanesi tanesinden evet, farklıydı ama bence doğru bu. Yok yok, zaten doğru. Bu kalındı. Bak bu 52,5. Bu kaçtı? Gel gösterelim istersen. Aa evet. Evet.
zaten ipince durur. O neyse. Öyle almak istiyorum da gözüksün diye. Şöyle yakınlaşalım. Aynen. Düz tutsam bacağını. Hatta şu an 51'e indi ama. Biraz yukarıdan. Hop. Tamam. Burası iyi. Hatta şu an 51 yani. 51.5 geldi. Yakınlaşıyor. Hop, görüyor musunuz arkadaşlar? Bizim hedefimiz kaç peki iç bacak? Yani şunların tamamen gitmesi için. Yani 40 falan. 40 ne? Şey, kaç bacak olur? Kaç yapacağız? Yani bence 49-48 çok iyi olur. Bunlar gider mi peki orada? Gider. Tamam. Çünkü ben şunlardan nefret ediyorum. Şunlar eğer giderse benim için zaten bayağı da bu arada inceldi yani. Çok incelmiş. Benim mesela neredeyse. Şöyle durduğum zaman orta bacağım bitişik oluyordu ve mesela böyle hani artık şeyler falan başlamıştı arkadaşlar. Hani bu sıcak da elbise giydiğinizde sürtünürsünüz ya. Hmm. Ve o böyle pişik gibi olur, böyle bir gıcık bir şey olur ya. Ondan olur, olmaya başlamıştı. Artık zaten o zaman bir farkındalığa varmıştım ben. Tamam, ben sporaya sanıyorum. Ben diyet yapıyorum falan. Güzel olmuş. Şimdi ne? Bak işte böyle sonradan ölçün insan çok kötü oluyor. Ya ama çok belimi, bir belimi ölçmüştük. Benim zamanımda 5 santim incelme vardı o zaman. 61,5. Bakmak istedim. Sanki 70 küsürlerdi. 70 santimmiş, 61,5. Neredeyse 10 santim, 9 santim. Hadi nefes alıp vermeyi de 62 diyelim. Ve bu kaçıncı dersiniz, onu da söyleyelim. Kaçıncı? Bugün 8. ders yapmışız. Evet. Zamansız gibi geçiyor arkadaşlar. Ve bu hafta sonu mesela pazartesi olacak. Ben işte şey yaptım böyle. Kapatayım. Uf ya falan yaptım böyle. Volkan ne oldu? Ya yürüyen sikeceğim, özledim. Çünkü kendimi işe yaramaz gibi hissediyorum gelmediğimde. Öyle bir şey geldi bana. 93. Kaçtı? 98. Ne? 98 bu ne diye geçiyor? Basen mi? Aslında o kalça olarak geçiyor ama kalça normalde kalka tabii ki de ama şuralardan da gittiği için evet, yani şuraları gittiği için kalçanın da düşük çıkıyor ama o daha ince. 90'a kadar inmesi gerekiyor. Kalçanın da kalkması lazım aynı anda. Yani ben buralarımı istemiyorum zaten. Sen kalsın dedin, ben istemiyorum. Biraz. Ben istemiyorum. Böyle düz olsun ya. Olmasın ya. Düz. Hayır, bu olabilir ama buraların ne bileyim ya. Ha, 90. Olmuş dediğin gibi işte. Al işte düşmüş müsün? Ay 95.5 mi? Kaç oradan düşmüş şu an? 90 zaten. Hani böyle yani şuralarınız falan eritmek yani. Mesela karınkası evet. Sanki ya da iç bacak daha şey ama burası sanki hani... Ne yapabilirim ki buraya eritmek için evet. Düşünme insan ama bak eriyor işte. Bakalım bunu çok istiyordum. Evet. Çok fazla değil mi bir şey diğer ölçümde sanki? Değil mi? Hı-hı. 70.5. Bakalım. Karın. 75.5'muş. Şu an 75.5'da 5 santimmiş. Evet, 5 santim alt benim için bence çok iyi. En zor burası gidiyor. Evet. Mesela benim arkadaşlar şu an buramda normal durduğumda, kasmadığımda bile dokunduğunuzda direkt kas olarak hissediyorsunuz. Sert bir tabaka evet, var. Evet, bayağı. Ah, evet. Sen bu gözlerin aynı şeyi dün Volkan'la yaşadık. Şakalaşıyorduk evet. Böyle. Bakayım, kas konuşuyordu sen falan. Burası mesela yine sert ama biraz daha mesela ayva bebeği falan olduğu için daha çıkıntılı duruyor her ne olursa olsun. Ama yine o da 5 santim. Bayağı beklemiyordum 5 santim. Dırın dırın dırın. Kollar incelme hissediyorum abi. Gerçekten. Kimse bana hiçbir şey söylemiyor. Ben inceldiğini yemin edebilirim ama ispatlayamam. Ama kanıtlayamam. Şimdi kanıtlayacağız hadi bakalım. Ben kesin inceldi diyorum. Şu kollarım kaslandı. Sana bir şey değil mi? 1 santim artmış. Şey bir şey 25 santim. 3 santim evet. Buna inanamam. Ama şey ya gerçekten mesela dün video çektim mesela kamerayı denemek için. Kollarım ince geliyor gözüme. Ve şey durmuyor böyle, tombul durmuyor. 25. Aa bu 22 değil mi? Hayır ya, ikisi de 25. Ha 25. Mesela yes. Böyle birazcık kas oluşumu var ama beni çok mutlu ediyor. Çok az da olsa. Sürekli fitnessçılar gibi şöyle yapasın ya. Ama kendimi motive ediyorum bu şekilde arkadaşlar, öyle demeyin. Evet, şimdi birkaç işim vardı. Bankaya uğramam gerekiyordu. Bir bankaya uğradım, oradan kargoya uğradım. Onları da halletmiş oldum. Şimdi eve gidiyorum. Çok açım, aşırı açım. Ara öğünümü keşke yanıma alsaydım. Çünkü normalde bu saate kalmıyorum eve gelmeye. Bugün işte biraz dışarıda işlerim olduğu için biraz geç kaldım. Ama sorun yok eve gidince. Onu da şekerim. Bugün ekstra yoruldum gerçekten. Çünkü hem
çok yani iki derslik bir şey yaptık, vlog çekeceğiz diye. Biraz daha erken gittim. Hani yetişir yetişmez kameranın sürekli yerini değiştirmemiz gerekir diye. Of, bilmiyorum, yoruldum ya. Bu ara öğünüm, bunu yiyeceğim şimdi. Böyle çok güzel çikolatalı bir top. Ben bu ilk diyetim geldiği zaman, yani yemeklerim geldiği zaman bu çok güzel, keşke her gün olsa dedim. Ne kadar içten söylediysem her gün geliyor gerçekten bundan ve bunu çok seviyorum. Evet, şimdi yemeğimi yedim, geldim ve bu sürecin nasıl başladığını sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle herkes gibi ben de pandemide inanılmaz kilo aldım. Yani hareketsizlikten, evde olmaktan yedik, içtik, yattık, bir güzel kiloları aldık. Bu yüzden de bunları yani normalde hiçbir zaman 52'nin üstüne çıkmamıştım hayatımın hiçbir döneminde. Çünkü öyle çok kilo alıp veren bir insan değilim yani. Hep böyle kademeli, yaşım ilerledikçe 1-2 kilo olarak geldi bana. Böyle bir şeyle karşılaştığımda gerçekten çok 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 kendimi hem kötü hissettim hem şaşırdım. Çünkü kendime böyle çok güvenen, böyle olur ya, yiyorum ben hiç kilo almıyorum. Öyle biriydim, yiyordum almıyordum gerçekten. Ondan sonra pandemide böyle olunca haliyle beni rahatsız etmeye başladı. İşte 34 bedenden 36'ya çıktım. 36'da da rahat edemiyorum ama. Yani çünkü göbeğim var. Bildiğiniz göbeğim var ve alt karnım özellikle çoktu. Bu da beni, pantolon giymek istemiyorum. Sürekli böyle oturduğum zaman sıkıyor. İşte rahat edemiyorum. Pantolon giymek istemiyorum. Herhangi bir eşofman olur, işte likralı bir şeyler olur, böyle tril tril pantolonlar. Hep onlara dönmeye çalışıyorum. Sonrasında işte kollarım böyle kalınlaşmaya başladı. Yüzüm keza, işte böyle güldüğüm zaman şurama kadar falan yanaklarım şöyle, elmacık kemiğim falan yok oldu. Çene hattım yok oldu. Ondan sonra bacaklarım zaten kalınlaştı derken zaten bir şey kalmıyor geriye, değil mi? Bayağı bir her yerimden aldım kısaca. 58 kiloyla başladım diyeti. Yani 57-80 falandım sanırım. Ama biz onu yani tok karnı olarak hesaplayıp bir de böyle yuvarladığım zaman 58 kilo olarak şey yaptık. Bir anda oldu. Nasıl karar verdin derseniz, yani zaten sürekli hani böyle bir kilo verme muhabbeti dönüyor ama bir kararlar varılmıyor. Hatta bir ara hatırlarsanız Ramazan ayında Volkan'la da şöyle bir diyet yapmıştık ama tabii böyle bir diyet değildi yani benim yaptığım şu anki gibi. O zaman da 1-2 kilo vermiştik ama sonrası işte saldık ve o 2 kiloyu 4 kilo olarak geri aldım sanırım. En son işte 58'i görünce gerçekten dedim okey. Yani ben kıyafetlerin içinde kendimi mutlu hissedemiyorsam, sürekli elim oramda buramda çekiştiriyorsam ve işte bunun daha devamı olacak biliyorum. Çünkü artık vücut alıştı kilo almaya, kilolar oturmaya başlıyor. O yüzden bunda bir dur demek lazım dedik. Bir anda karar aldık. Bir gün evdeyken Volkan'a dedim ki ben hani diyet yapmak istiyorum ama tek başıma yapamam, benim öyle bir iradem yok. Volkan da biliyor ve işte bunu bir şekilde bozacağım. Yani bir gün bozmasa ikinci gün bozacağım. Ya da herkesin yanında bir şey yerken ben de onların yediğini yiyeceğim falan filan. O yüzden ben Nilay Hanım'ın mutfağıyla çalışmak istiyorum. Nilay Keşeci ile çalışıyorum diyetisyen olarak. Onların mutfağı da var. Yani sizin işte yaşınızı, boyunuzu, kilonuzu vesaire işte genel değerlerinizi aldıktan sonrasında size günlük yemek gönderiyorlar. Yani 3 tane ana öğün, 2 tane ara öğün, 1 tane çay olarak bir gün öncesinden yemekleriniz kurye ile birlikte geliyor onların çalışanıyla. Buzdolabına saklayıp getiriyorlar. O yüzden hiçbir şekilde işte bozulma vesaire söz konusu değil. Fiyatlar üzerine de bir şey söylemek istemiyorum videoda. Çünkü gerçekten insanın ihtiyacına göre yemekler geldiği için, yani yaşa boya, kiloya göre her şey çok değişiyor. O yüzden kişiye özel bilgi vereceklerdir. Ben bütün hepsinin hani Instagram adreslerini vesaire aşağı linke bırakırım. Siz onlarla iletişime geçebilirsiniz. Neyse, ben Nilay Hanım'a mesaj attım. Nilay Hanım tamam hemen başlayabiliriz dedi. İşte boyumu, kilomu, şuyumu, buyumu öğrendik. 1-2 gün içinde, o sıra bir çocuğu rahatsızlanmıştı. 1-2 gün içinde başladık ve ilk yemeğim hangi gün geldi ya? 27 ya da 28'inde başlamış olmam lazım. Tam emin değilim. Neyse 27 diyelim ya da pardon 28 diyelim. 28 Temmuz'da ben başladım. İlk günü harika, hiçbir sorun yok, açlık hissetmiyorum, mükemmel geçiyor vesaire. İçteki herhalde besinlerden tüketiyorum. İkinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün derken hiçbir sorun yok. Zaten yemekler çok lezzetli. Yani benim daha önce yemediğim bir sürü şeyi deneyimledim burada. Aslında öyle de çok güzel bir yanı var. Yani
daha önce hiç yemediğim, adını sanını bilmediğim, bilmem kaç işte vitamin değeri yüksek olan, kalorisi az olan bir sürü şey geliyor. Onları deneyimlemiş oluyorsunuz. O yönden de çok gerçekten güzel oluyor. Sonra bir haftanın sonuna geldiğimizde bu dönemde zaten maşallah hiç arkadaşlarımızla buluşmadığımız kadar, hiç misafirliğe gidip misafir almadığımız kadar böyle bir misafirlik dönemi oldu. Oralarda biraz zorlandım. Çünkü sürekli insanla, mesela her gün mükellef bir kahvaltı var ortada. Ben işte salatalık, peynir, domates, birazcık çok az şu kadar bir ekmek falan yediğim zaman hem insanlar işte aman ye falan diyor. Ya yiyemezsin, yiyemem diyorum ama ısrar ediyorlar. Zaten yemek istiyorum ama hani yemek istiyorum tabii ki ama yememem de lazım ve yemiyorum. Orada beni bir zorluyordu. Böyle dönemlerde böyle duygusal olarak biraz çöktüm. Yani birkaç kere yaşadım bunu, böyle biraz ağlamış olabilirim. Sinir krizi boşaldı böyle bir. Ondan sonra hemen bir Volkan araya girdi. İlgi, alaka, şefkat. Bu üçlüye bayılırım. Ondan sonra o şekilde bir kendime geldim. Yani böyle düştüğünüz zamanlarda sizi kaldıracak birinin olması cidden çok 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 iyi. 2-3 kere falan böyle bir kötü oldum olmadım değil. Ama bu konularda gerçekten en büyük destekçim Volkan'dı. Ben yemediysem o da yemedi. Zaten ilk bir hafta hiçbir şey hazırlatmadı evde. Ne kahvaltı ne öğle yemeği, hiçbir şey yapmadım. Sonralarda böyle sadece biraz kahvaltı hazırlar gibi oldum artık, daha toparladığım, alıştığım dönemde. Akşam yemeği hala daha her gün yapmıyorum yani. Bazen istiyor, bazen işte istemiyor. Bazen dışarı çıkacak mesela arkadaşıyla, akşam saatine denk getiriyor falan. Bunları bile düşünüyoruz. Düşünüyor hatta. O yüzden eğer ailenizle yaşıyorsanız ya da eşinizle yaşıyorsanız destek olacak birisinin olması çok 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 önemli. Neyse, ben bir haftayı geçirdikten sonra İrem'le tanıştık. Pilates'e başlamak istedim. Hatta o sırada arkadaşlarımız bizdeydi. Onlar da pilates yapıyorlardı. İşte ben pilates'e başlamak istediğimi söyledim. Ama işte insanlardan şey duymuştum. İşte 55 kilosun ama 56 çıkabilirsin. İşte o bir kiloyu kastan alırsın. Moralin bozulması falan deyince ben zaten hani tartıda bir şey görmek için heyecanlandığım için yok, o zaman ben başlamıyorum dedim. İyi ki de başlamışım. Çok büyük bir hata yapacakmışım. Sonrasında işte gerekli kişilerle, Nilay Hanım'la, İrem'le vesaire konuştuğumuz zaman bana doğru bilgiyi aktardılar. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Saçmalama, tam tersi, hem işte diyet yaparken sıkılaşacaksın. O verdiğin kilolar derin sarkacak. Onları toparlayacaksın, inceleyeceksin falan dediler. Ben pek böyle bir ne bileyim yani sonuç alamayacakmışım gibi hissediyordum. Bana pilates öyle o kadar güven vermiyordu ama o kadar etkili ki arkadaşlar, mutlaka diyet yapmasanız bile pilates hayatınızda olsun. Ben inanamıyorum olan sonucu. Bugün 8. dersimi bitirdim ve 8 derslik sonuç muhteşem. 4 derslik sonucum bile muhteşemdi. Size o kadar söyleyeyim. İncelmeler söz konusu, kilo vermem söz konusu, esnekliğim, bel ağrılarım yok artık. Daha dinç uyanıyorum, günümü daha dolu dolu geçirebiliyorum. Ondan sonra işte günüme yetebiliyorum, kendimi daha mutlu hissediyorum. Bunların hepsi gerçekten bir arada çok insanı motive ediyor. Öncesindeki beslenme stilimden dolayı da belki böyle bu kadar dinç olmuyordum. Daha geç kalkıyordum, 1-2 gibi kalkıyordum. Şimdi yemeğim için erken kalkıyorum derken buna da alıştım. Yani ya 8'de kalkıyorum ya 10'da kalkıyorum en geç. O şekilde ayarladım kendimi ve böyle olması beni cidden çok çok mutlu ediyor. Onun dışında başka ne söyleyebilirim sizlere? Yani günlük kalori miktarınız 1500 kalori olarak hesaplanıyor. Bir gün TLC'de bir video bir program izlerken orada işte ortalama bir kadının günlük alması kalorileri 2000 kalori gibi bir şey söylemişlerdi. O yüzden hemen merak ettim. Hani diyette olduğum için önce ben kaç alıyorum falan. 1500 kaloriymiş. Onun dışında başka ne söyleyebilirim? Daha yağ kas ölçümünü vesaire gitmedim. Diyetim bittiği zaman gideceğim. Bu arada ben bir aylık bir diyet yapıyorum. Bu diyetim bittikten sonra, yani bir aylık bir diyet derken normal Nilay Hanım'ın yazdığı şeyleri işte evde yapmıyorum. Onlar bana geldiği için tatile gideceğim 30'unda. Tatile giderken bir zaten söyleyeceğim. Hani keyfim kaçmayacak şekilde. Tatilin keyfine varacak şekilde. Ama abartıp kilo almış bir şekilde dönmek istemiyorum. Ona göre ne yiyebilirim, ne yiyemem, bana işte beni yönlendirebilir misiniz demiştim. Tatil zamanı da sağ olsun çok yardımcı olacak. Onu hissediyorum çünkü böyle birisinden şunu yiyebilirsin dediğini duyduğum zaman inanılmaz rahatlıyorum. Gerçekten çok çok rahatlıyorum. Sonrasında tatilden dönüş eğer kilo alırsam yüksek ihtimal bir detoksa gireriz. Ama eğer almazsam bundan sonraki süreçte olan kilomu korumaya yönelik işte pilatesime gideceğim ya da yapacaksam diyet yapacağım. Ama şey istiyorum. Bir gün ne deniyordu ona? Boş mu? Şımartılma günü mü? Öyle bir şey. Kaçamak günü, evet. Bir gün kaçamak günü istiyorum. Hemen o vücudun şok olma durumu falan filan var ya, arkadaşlarıma konuştuğum zaman öyle söylemişlerdi.
O da olabilir yani, vücut der ki aman Allah'ım ben bunlara alışık değilim. Pantolon giyebiliyorum. Eskiden giydiğim pantolonların belimi sıkmıyor. Kendimi kötü hissetmiyorum, mutsuz hissetmiyorum. Nasıl kendimi mutlu, aynada baktığım zaman huzurlu hissediyorsam o vücuduma geri dönmek istiyorum. Ve bunun için de her şeyi yapıyorum. İnanılmaz azimliyim de bu arada yani. Zorlandığım zamanlarda bile böyle hiçbir şekilde hiçbir şey yemeyen, o çay sofralarındaki o işte çerezler, çikolatalar, bilmem neler, dondurmalar havada uçuşuyor. Ben böyle detoks suyumu içip su içiyorum bol bol. Öyle şeyler gerçekten zorluyor ama gün bittiği zaman unutuyorsunuz. Yani o gece uyuduktan sonrası ertesi gün yeni bir gün. Zaten gün içinde acıkma olmuyor. Genelde akşama doğru bir acıkma söz konusu oluyor. Bu arada ne içebiliyorsun derseniz, benim gibi gazlı içecek hastası birisi ağzıma bayağıdır gazlı hiçbir şey sürmüyorum. İçebileceğiniz şeyleri sayıyorum. Şekersiz çay, şekersiz ve işte sütsüz kahve. Eğer sütlü içecekseniz badem sütü ve şekersiz olacak. Sade soda, bir de su. Suyu saydım mı? Sanırım saydım. Bunları içebiliyorsunuz. Ben genel olarak su, soda bir iki kere falan içtim. Bir de Türk kahvesi, şekersiz Türk kahvesi, onu da içebilirsiniz. Ondan da içiyorum ara ara. Genelde bir de bizim bu makineden badem sütü, şekersiz ondan aldım. Ondan yapıp içiyorum. O şekilde tüketmek çok daha sağlıklı olmuş. Yani ben mesela bilmediğim için bir kere ilkinde işte normal sütlü içtim. Sonra Leyan'ıma sordum bu bir sorun mu diye. Böyle bir içime pişmanlık geldi. Acaba ben doğru mu yapıyorum falan diye. Şekersiz içiyorum ama o süt de çok önemliymiş. O zaman da öyle bir bilgilendirmeler yaptı. Yani genel olarak her konuda yardımcı oluyorlar. Mutfağı da çok ilgili, Nilay'ın da çok ilgili. Aynı şekilde İrem de çok ilgili bu arada. Yani özel ders veriyor, birebir ders veriyor. Bunlara özel bir pilates stüdyosu. O yüzden hani böyle rahat edemem diye düşünüyorsanız içiniz rahatlıkla gidebilirsiniz. Tamamıyla bütün o 50 dakika, 1 saatini size veriyor. Ve sizinle çok iyi ilgileniyor. Ben şahsen çok çok memnunum. Sonuçtan da çok memnunum. O da hatta bugün çok şaşırdı. Bakmıyor sen ne olmuşsun ya falan dedim. Şimdi gözle görüldüğü zaman unutuyoruz ama fotoğrafa döküldüğü zaman böyle şaşırıyoruz. Dediğim içtiğim her şeyi göstereceğim. Bu bilgilendirme videosu umarım uzun olmaz ama gerçekten beni tanısanız da, tanımasanız da, merak etseniz etmeseniz de, hani belki motivasyon için girdiniz bu videoya, beni tanımıyorsunuz. Bunlar sizi inşallah motive eder. Benimle birlikte böyle spora başlayan arkadaşlarım, takipçilerim de oldu. Çok mutluyum yani, diyet yapanlar da oldu. O yüzden birbirimizi destekleyelim. Hepinizi öpüyorum şimdilik. Görüşürüz. Bu şekilde bir öğle yemeğim var. Köftem var, maydanoz var. Böyle sanırım vişne bu. Vişne var. Burada bir sos var. Bir de şu alttaki böyle ne deniyordu buna ya? Hatırlayamadım tam ama böyle siyah pirinç gibi. Ya bir şey, bir adı vardı. Şu an asla aklıma gelmiyor. Bir de öyle bir şey var. Bunun pek bir tadı tuzu yok ama pilav gibi yiyorum. Güzel oluyor. Köfteleri falan çok seviyorum zaten. Genelde soslar da güzel oluyor. Onları da beğeniyorum. Şimdi bunu yiyeceğim. Bu arada bu şekilde paketli geliyor. Siz sadece mikrodalganızda ısıtıyorsunuz. Sade Türk kahvesi vesaire içmeye biraz alıştım da. Yani normal işte sütlü kahveleri, filtre kahve falan bile artık böyle İçebiliyorum. Çok enteresan. Asla yapamam dediğim şeyleri de en azından bu diyet sayesinde şekersiz bir şeyler tüketmeye alıştım normalde. İçmezdim. Şey falan diyorum ya. Bir bunu şekerli içiyorum, bunu da bırakın içeyim falan. Zevk alacaksam içerim, almayacaksam içmem falan. Hep kafadaydım. Bir tek çay içemiyorum. Ona da geçen gün Volkan şöyle bir çözüm buldu. Limon damlattı içine. Limon damlattığı zaman biraz aromalı gibi olduğu için o şekilde tüketebildim. Ama şekersiz çayı tüketemiyorum. Ya hoşuma gitmiyor. İçmek istesem yine içerim ama o bir bardak içerim, o da bana zehir gibi geliyor. Ama limon vesaire damlatarak gerçekten güzel bir çözümmüş. Onu da aklınızda bulunsun. Ya muhakkak bilirsiniz ama hani şekersiz içemiyorum derseniz nasıl şey yapabilirsiniz? Ben böyle alıştım biraz daha. Onun dışında kahvelere falan daha rahat alıştım açıkçası. O konuda hani içemiyorum diyemem. Sonra görüşürüz. Şimdi bugün çektiğim video editlemeye başladım. Öncesinde YouTube'da birkaç işim vardı, onları hallettim. Kapak fotoğrafları falan yapmam lazımdı. O storylerde projeleri de hallettim. Yani bugün bütün işlerimi bitirmeye odaklanıyorum. Bayağı güzel olacak bence. Dolu dolu. Şimdi bu telefondan
şeyleri de aktarıyorum. Reformer'dakileri telefona çekmiştik ya, onları alıyorum. En son zaten burada kapanış yapmıştık. Güzel bir video olacak bence ama saat 5'e geliyor. Benim şimdi kalkıp ara öğünümü yemem lazım. O yüzden hemen bir mutfağa gidiyoruz. Bugün mandalinamız var. Bu arada ilk defa mandalina yiyeceğim. Daha öncesinde birkaç kere daha meyve yemiştim ama mandalina bayağıdır yemiyordum. Heyecanlıyım. Evet, bir güncelleme yapalım. İstedim, saat 6'yı buldu, hatta biraz geçti bile. Ben bugün çok az su içtiğimi fark ettim. Hemen su koydum, bir dilimde limon attım içine. Bol bol su içmek gerekiyor gerçekten. Bugün ilk defa aksattığımı düşündüm çünkü hali hazırda çektiğim görüntülerin hepsini editlemeye başladım ki size çok bekletmeden videoyu yükleyeyim. Bazen çünkü çok yoğun oluyorum ve edit yapacak zamanım olmuyor. En azından şu an vaktim varken yapıyorum. Bir yerden de Volkan'a yemek hazırlıyorum. Hani bana böyle Instagram'da bu arada en çok güldüğüm şeylerden birisi. Videonun başına da anlatmıştım. Yani defalarca kere söylememe rağmen şey diyenler çok oluyor. İşte yemek pişmiyor mu bu evde? Niye her şeyi dışarıdan söylüyorsunuz? Arkadaşlar benim yemeğim hazır geliyor. O yüzden pişmiyor. Ama tabii ki yemek pişiyor ve Volkan'a pişiyor. Bana değil. Bunu bir açıklayayım. Hatta isterseniz onu bir göstereyim yani. Şey der mi? İnanmazsanız gösterebilirim. Bakın burada şeyde eti haşlıyorum. Domatesim ve kapyalarım var. Biraz da soğanım var. Salça vesaire ekleyerek böyle bir et kavurması yapacağım. Yanına da şöyle bir pilav. Şu an şişiyor. Pilav yapacağım. Evet, şimdi saatlerimiz 7.30 gösteriyor. Ben akşam yemeğini yiyeceğim. Akşam içinde böyle bu arada hepsinin şeyleri yazıyor. Böyle börek gibi değişik bir şey var. Sanırım içinde kabak var. Bunu şimdi mikrodalgada ısıtacağız. Evet, şimdi mesela tam olarak bahsettiğim olayı sizlere göstermek istiyorum. Yarının yemekleri, şu an saat kaç? 8 olmadı. Yok, 8 oldu. 8.30 gibi falan geliyor. Genelde bu saatlerde geliyor. Bazen cuma günleri biraz aksayabiliyor. Hem trafikten hem de iki günün yemeği hazırlandığından. Şimdi yarın yemeklerini birlikte açalım. Volkan baktı ama ben bakmadım da. Evet. Şimdi öğlenin yemeğini hemen gösteriyorum. Böyle bir salata. Şu peynirleri çok 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 seviyorum. O yüzden aşırı hoşuma gidiyor. Bunları da seviyorum. Simit var böyle, sanırım kurutulmuş. Üzümleri de güzel oluyor. Zaten çoğu ürün, bu arada onu da söylemeyi unuttum, onu da söyleyeyim. Hepsi organik olduğu için gerçekten çok lezzetli oluyorlar. Bu bayağı dolu dolu bir öğle yemeği. Sabah kahvaltım bu şekilde. Böyle bir yüksek ihtimal çikolatalı ya da kakaolu bir krep. Bunlar ejder meyvesi diye geçiyordu herhalde. Kavun var. Bir de bu sanırım yine bugün yediğim peynirden var. Bunları seviyorum. Böyle krem peynir gibi. Güzel duruyor bayağı. Sonra yine bakın aynı ara öğünüm sabahki. Bu ne? Aa, benzeri bu da. İlk defa bu geliyor. Ama bu böyle sanki daha çikolatalıymış gibi. Güzel. Bu ikinci ara öğünüm. Bu da akşam. Tavuğu çok seviyorum ve gerçekten çok özlüyorum. O yüzden tavuk ne zaman gelse havalara uçuyorum. Bayağı da güzelmiş. Yani bugünün menüsü hem çok doyurucu, hem çok çeşitli, hem de çok güzel. Bazen böyle tüketmediğim besinler geldiği zaman şey yapabiliyorum. Yani normalde alışık olmadığım şeyler olduğu zaman falan diyorum ama doyuyor muyum? Doyuyorum. O şekilde kilo veriliyor mu? Veriliyor. Aç kalıyorum bazen ama aç kalmadan da kilo verilmez. Bu da akşam içeceğim soğuk çayım. Ve evet, günün son öğünü olan çayımı da içip videoyu bitireceğim. Bugün mesela farklı bir çay gelmiş. Bunu daha önce tatmamıştım ama gayet güzel. Zaten soğuk olduğu için böyle tık 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 içiyorsunuz. Tek seferde bile içilebiliyor.
Umarım videoyu beğenerek ve severek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bilgilendirici olması için gerçekten elimden geleni yaptım. Bugün yani normalde 1 euro oluyorsa bugün gerçekten 10 euro oldum ama bence değdi. Biraz önce dedim, bugün saat 6 gibi bir video yükledim. Orada da sormuştum ister misiniz böyle bir video diyor. Orada da yorumlarda çok fazla işte hem beslenme hem de spor işte bunların hepsinin dahil olduğu bir rutin çeker misin demiştiniz. Umarım beğenerek ve severek izlemiş olduğunuz bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz mutlaka beğenmeyi ve YouTube kanalıma eğer hala daha abone değilseniz aşağıdaki butonlardan kanala abone olmazsanız çok sevinirim. Artık videoyu kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.